2008 yılı sadece Amerika'da değil, dünyada da birçok şirket, banka ve mortgage'la ev alan binlerce Amerikalı için büyük bir ekonomik krizin başladığı yıldı. Mortgage balonu öyle bir patladı ki emlak sektörüne bel bağlayan bağlantılı birçok sektörde krizin etkilerini en derinden hissetti. O zamanlar Amerika'nın en büyük yatırım şirketlerinden Lehman Brothers'ın da aralarında yer alan büyük şirketler iflas etti. 2008 krizi bir nevi beklentileri 2007'nin ikinci çeyreğinde başlayıp Kasım-Aralık aylarında ev fiyatlarında olan krizin belirsizliğiyle başlayıp Ocak-Şubat ve Mart'ın 18'i 19'una kadar şiddetli bir şekilde devam ettikten sonra düzelen bir kriz olmuştur. Buradaki krizdeki ana faktör ev fiyatlarına karşı verilen borçların karşılığının olmaması. Birincisi. İkincisi ev fiyatlarına karşı verilen borçların karşılığının olmamasıyla beraber bankaların kısa vadeli borçlar alarak uzun vadedeki mortgage'lara yatırım yapıp faizlerden para yapıyorlardı. Biz bunlara interest spread diyorduk. Ve bunları yaparken kendi mal varlıklarının mesela Bear Stearns ve Lehman Brothers'ın 60, 70, 80 katına kadar borçlandığını ve piyasalara karşı ciddi bir krize karşılaştığını gördük. Bu nasıl gerçekleşti? Ev fiyatları çökmeye başladıktan sonra evlerin içinde bulunan mortgage bantlar yani mortgage bonoları ve onların üzerine yazılmış gayet sofistike derivatiflerin karşılığı olmadı. Karşılığı olmayınca büyük bankalar margin call yemeye başladılar. Margin call demek de karşı taraftaki banka sizin bankanızda olan mal varlığının değerini bilmediği için sizden daha fazla para veya daha fazla aset bir karşılığı olan bir şey istiyor. Ve bu karşılamayı karşılayamadıktan sonra ve mortgage'lardan gelen ödemeler durmaya başladıktan sonra kriz itibariyle hem nakit akışında bir sıkıntı oldu hem de mal varlıklarında bir kriz oldu. Buna da biz likidite krizi diyoruz. Dünya domino etkisiyle birbirine bağlı piyasaların çok kısa zamanda çöktüğünü gördü. Ama kimse gözle görülmeyen bir virüsün ülkelerin ekonomilerini derinden etkileyeceği hesabını o yıllarda yapmamıştı. Amerika'da tarımdan savunma sanayine, ulaştırmaya kadar birçok sektör krizin eşiğinde. Acaba bu kriz 2008 yılında yaşanan mortgage krizinin bir benzerinin emlak ve konut sektöründe yaşanmasına neden olur mu? Son gelen veriler hem konut kredisine başvuranlar hem de ikinci el konut satışları için yüzleri güldürüyor. Öyle ki ikinci el konut satışları geçtiğimiz Haziran ayında tüm zamanların rekorunu kırdı. Kredi başvurularında da beklenmedik bir artış var. Amerika'nın genelinde salgın döneminde konut kredisine başvuranların sayısı beklenmedik bir şekilde artıyor. Ekonominin toparlanmasında kilit rol oynayacağı düşünülen emlak sektörünün Los Angeles ayağındaysa belirsizlik hakim. Ülke ekonomileri açısından en önemli ekonomik veriler arasında yer alan konut satış rakamları Amerika genelinde uzun süredir düşüşteydi. Krizin ilk günlerinde Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından negatif faiz uygulamasına geçilmesine rağmen Amerika'da konut satış rakamları birkaç ay üst üste düşüşe geçmişti. Ama Mayıs sonu ve Haziran ayı itibariyle özellikle ikinci el konut satışlarında artış başladı. Haziran ayında ikinci el konut satışları %20,7'lik oranla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu artışla birlikte Amerika'da konut satışları 4,72 milyona çıktı. Kredilere başvuruda yoğun bir artış var. Bunun en büyük sebebi ise faiz oranlarının şu anda 3,1 olması. Los Angeles'ta sadece Amerikalılar değil, diğer ülkelerden insanlar da yaşıyor. Mesela en çok Çinli vatandaşlar yatırım yaptılar. 2019'da %8 olan Çin yatırımı bu yıl 3,1'e düştü. Salgın döneminin zincirleme etkisi konut sektöründe en çok ham madde sıkıntısına yol açıyor. Ali Perktaş'a göre ham madde yetersizliği inşaat sektörüne de darbe vurdu. Pandeminin inşaat sektörüne etkisi çok büyük oldu. Malzemeler Çin'den gelemediği için yeni evler yapılamıyor. Bu da ev fiyatlarının artmasına sebep oldu. Emlak sektöründe çalışma yöntemleri de pandemi sürecinde yeni bir düzene geçti. Pandemi bizim de çalışma yöntemimizi tabii ki değiştirdi. İnsanlar artık evlere gidip göremedikleri için biz de yeni teknikler bulduk. Bunlardan önemlisi de video. Zoom üzerinden ya evleri gösteriyoruz ya da biz evlere gidip video çekip bunları ev almak isteyenlere gönderiyoruz.
Yatırım uzmanı Altan Ergün de salgın öncesi evden çalışma oranının %5'lerde olduğunu ama salgın döneminde ve sonrasında evden çalışmanın özellikle şirketlerin iş yeri, konut kiralama ve satın alma düzenini değiştireceği görüşünde. Bu %5 olan kısmın esasında birçok şirkette yine ikinci, üçüncü dalgaya bağlı olaraktan ama en az ikinci, üçüncü dalga olmasa bile devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu ne manasına gelecek? İki türlü düşünebiliriz bunu. Bir, commercial mortgage piyasalarında yani büyük ofis binalarının, depoların olduğu binalardaki verilen borçların fiyatlandırmasında zorluklar yaşanacak. Geriye dönmeye başladığında çalışanlar birbirlerinden uzak çalışmak zorunda kaldıkları için square feet'lerin yani kullanılacak alanın absorption rate'inin kullanılma oranının artması düşünüldüğünde kullanma oranlarının binalarda artacağını düşünüyoruz. Fakat square feet başına olan dolar fiyatlarının da azalacağını düşündüğümüz için genel olarak bu negatifliğini sürdürecektir. Bir taraftan konut kredilerindeki artış, diğer taraftan ikinci el konut satışlarının patlaması uzmanlara göre salgın döneminin değişken istatistik verileri olabilir. Çıdam Yücel, Amerika'nın Sesi, Los Angeles.